Tadında Sohbet'ten mutlu ve sağlıklı hafta sonları. Her hafta olduğu gibi bu cumartesi de evlerinize konuk olmaya geldik. Yayınlarımızı izleyen herkese çok çok teşekkür ederiz. Yine dop dolu bir günden ve dop dolu konuklarımızla sizlerle ve Tadında Sohbet masasındayız. İsterseniz hemen ilk konuğumuzu davet ederek başlayalım. Buyursunlar. Emre Olu da bize... Bizlerle... Sevgili Emre Uludağ hoş geldin. Hoş bulduk. Programımızın kadrolu psikoloğu Emre Uludağ bu hafta da bizle beraber. Demir Çok fazla tabii de alıyoruz. Hoş senin. bulduk. İyiyim sağ olun Siz Bugün bize biraz ilişkilerden bahsedeceğinizi duydum. Evet. Güzel konu seçtik. Evet. Nedir ilişki? Biraz başlayabilir miyiz? Yani aslında doğamız gereği hepimiz birbirimizle bir temas içerisindeyiz, Hı. iletişim içerisindeyiz. Bizim burada kastettiğimiz ilişkiler romantik ilişkiler. İşte birbirimizle duyduğumuz yakınlık. Hı su olarak, cinsel olarak daha çok arzulama vesaire tutku varsa bunun içerisinde romantik ilişki diye adlandırıyoruz. Bu romantik ilişki de aslında üç temel özellik üzerinde biz bunu inceliyoruz. Bir tanesi duygular, işte o yakınlık, tutku vesaire bunları kapsayan kısım. E, psikolojik ihtiyaçların karşılanması, bir de karşılıklı olarak bağlılık dediğimiz, bağımlılık dediğimiz kısım. Bazı ilişkilerde bu bir, bazı ilişkilerde iki, bazı ilişkilerde de üç özellik tamamıyla görülmüş oluyor. Peki sadece romantik ilişkiden mi bahsediyoruz yoksa toplum içinde sosyal ilişkiler vesaire hmm. bunları konu dışı mı bırakalım? Yani hepsinden bahsedebiliriz. E, e, evet. Çok fazla talep geldi çünkü evet, ilişkiler üzerine. Evet çok geldi ve biz hani şey yapıyoruz böyle e, Emre Ulu daha çok fazla talep geliyor. Hocamla konuşuyoruz falan alacağız yapacak bir şey yok çünkü hani <laughs> sevgili izleyicilerimizin Ondan çok ya, istediği bir şey. Kadroldu diye artık yani bir evet. başa yazacağız Emre Bey evet, bundan gerçekten. sonra. <laughs> evet yani hani psikolojik olarak hakikaten öyle bir zor bir dönem getiriyoruz ki hocam yani... Hani gerçekten ihtiyacımız var. E tabii yani işte geçtiğimiz 3 senedeki o pandemi hata Yaşadığımız... vesaire insanların eve kapanması zaten adı üzerinde bütün ilişkileri yıpratan bir faktör oldu. Evlerine evet. kapanan insanlar dış ortamla ilişkilerini koparttılar. Evet. Ee... Hep konuşuyoruz ya gidemiyorlar, arayamıyorlar, çekiniyorlar, utanıyorlar ve bizim programımız sayesinde vesile oluyoruz aslında. Yani bunu yapamayan bireylere, kişilere, ilişkilere, ailelere, çocuklara ve benzeri her türlü bireye dokunabiliyoruz sayesinde teşekkür ederiz. Sizin sayenizde de tabii ki dokunabiliyoruz medikal estetik anlamında bilinen ve bilinmeyen her şeyi konuştuğumuz için. Peki o zaman hani süremizde kısıtlı olduğuna göre konuyu evet. konuya hazır girmişken. İdeal ilişkine yani ne olmalı İnsanlar e, benim ilişkimde bozukluk var diyorlarsa ne bozukluktur ne değildir neyi normal tanımlamalıyız sizce bunun tanımını bir alabilir miyiz? Yani ideal ilişki aslında çiften çifte çok fazla değişiklik gösteren bir kavram. Yani bu böyle olmak zorunda diye bir ilişki kavramı yok. ...böyle yani ideallik e, ilişkilerin ilişkiye çok değişik gösteriyor. Burada önemli olan bireylerin ortak paydada buluşuyor olabilmesi. Yani ilişkide. Kendilerinden Saygı ziyade aslında. evet. Kendilerinden ziyade ortak bir bütünlük. Yani biraz bencillikten uzak e, olarak yaşamaları gerekiyor. Optimal düzeyde duyguların ortaya konulması, düşüncelerin ortaya konulması gerekiyor. Bu şekilde olduğunda zaten ilişkideki o iletişim sağlıklı olmaya başlıyor. Yani ideal olarak adlandırdığımız ilişki zaten ortada oluyor. Bir şey sorabilir miyim hocam? Bence ilişkilerde en önemli şey iletişim. Hı hı. Doğru muyum? Kesinlikle. Yani iki kişi bu normal ilişki olabilir. Hani sevgililik olabilir, karı kocalık olabilir, arkadaşlık olabilir ve benzer iş ilişkisi olabilir. Buradaki yani en 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 önemli şey iletişim diyorum ben. İletişim sağlıklı olmadığı takdirde ne kadar müdahale edilirse edilsin bir noktadan sonra zaten ciddi kırılmalar söz konusu oluyor. O yüzden biz çiftlere hep söylüyoruz. Yani iletişimi şu şekilde kurun. Bir tartışma konusu var ki ilişkilerin hepsinde tartışmalar tabii ki de olacak. Ancak bu tartışmayı nasıl yönettiğimiz, o kriz anını nasıl yönettiğimiz bizim için çok önemli. Karşılıklı oturun, diz dize gelin, ellerinizi üst üste koyun ellerinizin üstüne. Göz göze temas kurun ve o anda içinizden ne geçiyorsa bunu birbirinizle paylaşın diyoruz. Paylaştıklarında zaten bu düzenli bir hale geldikten sonra bir bakıyorlar ki evet aslında biz iletişimle çoğu problemi ortadan kaldırabiliyoruz. Bu sinirliyken yapılabiliyor mu? Böyle ellerimizi üst üste koyup göz göz Aslında kadar... yapılabiliyor. Denemesi. <gülüyor> 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 Yapılabilir Evet. Yapılabiliyor. Bu çok önemli bir şey Hı -hı. ve çok keyifli de bir şey aslında. Diz dize gerçekten. gelsinler. Evet. üst üste koysunlar. Göz temasıyla o anki bütün duygu ve düşüncelerini birbirlerine Temelde aktarsın. zaten Harika. ortak payda da buluşmaktan bahsettiğinizde evet. bahsettiniz. Yani konuşmadan evet. ortak paydayı nereden bulacağız değil mi? Kesinlikle. Peki bir de şeyi dikkat ediyorum. Yani çevremdeki insanların ...ilişkilerinde bazen işte o toksik ilişki denen şey var ya... ...ortak paydayı yakalayamıyorlar. Olmuyor bir türlü. Yani taraflardan bir tanesi diyor ki böyle yapacak. Atıyorum 15 yıl boyunca da böyle yapmasını istiyor karşısındakinin ama... ...karşısındakinin karakteri buna müsait değil. Ne öneriyorsunuz bir psikolog olarak? Şimdi toksik ilişki çok son zamanlarda aslında çok fazla duyuyoruz. Toksik ilişkiye sahibim, toksik ilişki He. yönetmeye çalışıyorum gibi kavramlar çok fazla... Burada dediğiniz gibi e, karakterden ziyade şöyle bir durum söz konusu. Baskınlık kurma çabası çiftler hmm. arasında. Ben baskın olacağım. Benim i̇şte, dediğim olacak. Benim, benim sözüm dediğim geçecek. Olacak. Aslında ortak paydada buluşmak için çabalasalar zaten o baskınlık ortadan kalkmış olacak. Çünkü ortaklık söz konusu. Toksit ilişkilerde günümüzde çok fazla duyuyoruz. Aslında çıkar çok fazla barındırıyor. Doğru. Çok fazla çıkar var ve bu çıkarlar doğrultusunda da e, ister istemez baskınlık bir tarafta daha üst seviyeye çıkmış oluyor. Üst seviyeye çıkınca da e, sonuç olarak hepimiz bir duyguya sahibiz. Duygularımız inciliyor, düşüncelerimiz görmemezlikten geliniyor. Ondan sonra problemler zaten çıkıyor. Ne kadar çıkıyor. yanlış aslında değil mi savaş? Aha. Ben benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Hayır ben üstünüm, hayır sen üstüne. Aslında dediğiniz gibi konuşarak çözebileceğimiz kesinlikle durumlar. Ee, peki diyelim ki. ...işte evdeki ilişkiden bahsedelim ya yani karı koca ilişkiler hani bu bahsettiklerimiz şimdiye kadar hep hı hı. böyle biraz daha evlilik dışı işte arkadaş ilişkisi sosyal ilişkiler vesaire bir de evde yaşanan aslında ev içi iletişimi bozan bir faktör var herkes elinde bir telefon tablet bir şeyler sosyal medya ilişkiyi bozar mı diye şöyle bir danışıklı dövüş da bir soru <laughs> soruyorum yani eyvah, bu, bu ne yapar eyvah. bize <laughs> Şu. günün en canlıcı <laughs> sorusu aslında sosyal medya ...bir yandan e, ilişkiler anlamında değil yani bizim faydalanmamızı sağlayacak bir materyal baktığınız zaman. ki. Ancak e, çok da ilişkilere zarar veren bir durum. Sosyal medyada geçirilen vakitler özellikle. Ki bazı e, app'ler var, bazı uygulamalar var. Zaten bu e, çok fazla siz de duyuyorsunuzdur. Son zamanlarda ilişkilerin bitmesine sebebiyet veriyor. Orada görülen hayatları çiftler gerçek zannediyor. Kamera önündeki o mutluluklar sanki sürekliymiş gibi... Arz Neler ediliyor. Diyoruz. Bu tarz algılar yapılıyor. Bu tarz algılar yüzünden de ister istemez bende yok olan bir şeyi karşı tarafta var olarak gördüğümde ona bir hayranlık, ona bir istek, ona karşı bir talep duymaya başlıyorum. Sonra ne oluyor? Ablamız abimiz birbirine karşı diyor ki bende niye yok? Sen bunu niye bana sağlayamıyorsun? Bak o böyle yapmış, sen niye böyle yapmıyorsun? Gibi sorular, soru işaretleri ortaya çıktığında ister tartışmalar çok büyüyor. O yüzden sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı verimli derecede kullanırsak bir şeyleri kanıtlamaktan ziyade gerçekten bir eğlence aracı ya da bize farklı reklam vesaire olarak kullanırsak eğitici zaten, bir evet, uygulama olarak kullanırsak bunu zaten karşı taraftaki o yalancı hayatı real olarak algılamamış oluruz. İşin başka bir tarafı daha var. Hani şu anda işte shorts'tur, reels'tir uh -huh. vesairedir hani o streaming adı verilen uh -huh. sürekli devam eden de bir e, yayın aracı aslında bakarsanız uh -huh. sosyal medyanın bir uh -huh. tarafı Tabii. bu yani eğer ki kendimizi uh -huh. kontrol etmezsek e, isim vermek istemiyorum şimdi web sitesinde herhangi bir uygulamaya girip 10 saat 15 saat video izleyebiliyorsunuz Kesinlikle. ve çevrenizden artık iletişiminizi kopuyor hele ki bir de kulaklık takarsanız bitti dünya ile iletişimim koptu ben bambaşka bir dünyada yaşıyorum... E böyle olunca eşinizle, çocuğunuzla, çocuğunuzla ya da çocuksanız anne babanızla iletişiminiz toptan kopmuş kokuyor. oluyor. Şimdi şöyle bir durum var hocam aslında orada e, çok fazla ben kendimde de yaşıyorum. İşte o videolara daldığımızda aslında düşüncelerden uzaklaşıyoruz. Ancak burası hep konuşuyor durmaz durduramayız bunu. Ya da bir oyuna daldığımızda o an düşünmekten kaçmış oluyoruz. Bunu da bir müddet sonra alışkanlık haline getiriyoruz ve dediğiniz gibi iletişim, asosyal kişiliklere doğru artık adım atmaya başlamış oluyoruz. Ve hatta o yapay dünyadaki mutluluğu artık gerçek yaşantıya tercih edip hı hı. hep orada olmaya çalışmak Kesinlikle. gibi. Eskiden oyun bağımlılıkları var. Bize televizyon çocuğu derler. Hı hı. Mesela e şimdi internet çocukları Gerçekten. var. Sosyal medya çocukları var. Sosyal medya anne babaları var Kesinlikle. daha kötüsü. Tabii yani anne babalar artık öyle bir hale geldi ki maalesef ki kızıyorum anne babalara. Yani çocuklarınız sizin reklam aracınız olmasın. Evet. Çocukları siz böyle yetiştirdiğiniz takdirde ilerleyen süreçlerde gelip kimse karşımızda hocam niye bu böyle oldu. Sonra işte bir sürece giriyoruz anne babaya müdahale etmiyoruz edemiyoruz izin vermiyorlar. E çocuk niye değişmedi suç bize yansımaya başlıyor. Yani yasaklayın yani kimse demiyoruz ama kesinlikle. yani belirli sınırlama, sınırlama olması, gerekiyor. olması gerekiyor değil mi? Şimdi ben ilişkiyi biraz daha toparlamak istiyorum. Uh -huh. Çünkü aile içi ilişkileri fazlaca gittik ama romantik ilişkiden bahsetme <laughs> kararı <laughs> almıştık. Doğru muyum? Evet. Bir moderatör evet. olarak görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> peki. Ee, peki hani aileyi bozduk. İşte kendi içimizdeki kendimizin dış dünyayla olan iletişimini bozduk. Bu doğal olarak karşı cinsi olan ilişkilerimizi uh -huh. de etkiliyor. Ve özellikle aile içinde karı koca ilişkilerini yani taraf belirtmeden erkek ya da kadın fark etmez. Eline telefonunu ya da tabletini alan kişi... Karşı cinsi eşini artık bir yerden sonra da görmemeye, unutmaya başlayabiliyor. Hı hı. Ve bundan dolayı ilişkiler sarsılmaya başlıyor. Hı hı. Peki bu ilişkiyi kurtarmak, toparlamak yani sadece sosyal medya olarak demiyorum. E, herhangi bir sebepten dolayı aralarındaki iletişime bozulan, bu konuşmayı kaybeden, ortak paydayı yakalamakta zorlanan insanlar için ne gibi önerileriniz var? Çok güzel e, bir soru geldi aslında. Güzel toparladınız hocam. <laughs> Şimdi e, bir çocuk sevgiyle, bir kadın ilgiyle, bir erkek övgüyle büyür diyoruz. Kadında da övgü ihtiyacı var. Sevgi ihtiyacı var. Çocukta da var. Erkekte de. Ancak çocukta sevgi daha ağır basıyor. Kadında ilgi daha ağır basıyor. Erkekte de övgü daha ağır basıyor. Eğer çiftlerimiz bunu bilirse, bir kadın eşine, partnerine övgüyle giderse, hak ettiği gerçekleri söylerse, varlığında dile getirebilirse, Zaten yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Bir erkek de kadına gerçekten ilgisini verirse, duygularını, düşüncelerini tam manasıyla ifade edebilirse, hiçbir şey saklamadan, gizlemeden giderse zaten kadın çok güzel açmaya başlıyor. Açınca da dediğiniz o iletişim problemleri, o sorunlar bu farkındalıklarla çözülmüş oluyor. Ne sorun kalıyor, ne sıkıntı. E, ama şimdi bu söylediğinizi zaten sorsanız yoldan geçen herhangi biri de anlatır. Bunu yapmak problem. İşte zaten ne hocam yapıyoruz? E, biz ekstra bir sihirli değnek kullanmıyoruz. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Biz sadece farkında yaşamaya çalışıyoruz meslek grubu olarak. Farkında olarak insanları ayna tutuyoruz. Farkındalığa davet ediyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Sokaktaki biri de biliyor. Evet yapamıyoruz. Ancak farkında olarak buna niyet edip, edip tabiri caizse adım attığımızda bir müddet sonra ortak paydada buluşmaya başlıyoruz. Uluşmaya başladığımızda da tartışmasız ilişki zaten olamaz. Problemlidir. Tartışmalar optimal düzeyde ilerliyor. Saygı çerçevesinden çıkılmıyor. Saygıdan çıkılmadığı takdirde karşı tarafa zaten kendini kabul ettirmiş oluyorsun. Karşı tarafta sana kendisini kabul ettirmiş oluyor. Bunu yapabilmek lazım. Evet. Soruyu şöyle sorayım öyleyse. Ee, bir adam ya da kadın ya da ikisi beraber geldiler. Hocam dediler biz yürütemiyoruz olmuyor ve Hı -hı. hani çözümü sizde aramaya geldik. Hı, -hı. Eee işte çocuğumuz, çocuğumuz var ya da yok ama biz bu evlilikle alakalı e, bir bir kez daha deneyeceğiz. Fakat bir başaramazsak da sonlandıracağız Hı -hı. diyelim ki. Ne yapıyorsunuz? Basamaklar nasıl? Şöyle bir özetleyebilir misiniz evet. bizim için? Şimdi bizim için önemli olan burada ilk de güvenlik. Yani güvenliği karşı tarafa vermemiz gerekiyor. Güvenliği verdikten sonra o seans odası içerisinde konuşulan her şeyin aramızda kalacağının garantisini veriyoruz. Sonra davranışsal terapiler üzerine bir yol çizmeye başlıyoruz. Bireysel olarak devam ettiğimiz oluyor, çift olarak ağırladığımız misafir ettiğimiz ve bir sürece girdiğimiz kişiler de oluyor. Daha çok davranışsal terapiler üzerine bu problemleri kendi arasında çözemeyen çiftlere biz yardımcı oluyoruz. Ee, yardımcı olma basamaklarında şimdiye kadar benim anladığım kadarıyla bir e, güven. Tabii ortamı yani bana anlattığın burada kalacak. Evet. Tek konuştuğumuzda Hayır, bunu beraber terapi aldın işin bile bilmeyecek. Evet kesinlikle. Doğru mu kesinlikle? Ee, ya da beraber içeriye... odaya girdiklerinde e, burada anlattığınızı sosyal bir ortamda konudan komşudan başka bir insandan sosyal medyada asla ve kat a duymayacaksınız Hı -hı. görmeyeceksiniz buraya kadar tamam mı kesinlikle? Sonrası için bir hakemlik pozisyonu. Kesin. Diyor. Aslında hakemlik değil hocam bir yoldaşlık pozisyonu var. Yani biz bireye ayna tutmuyoruz da çift ayna tutuyoruz orada. Çift kendisini zaten görmeye başlıyor. Yani seansta bazen e, sesler çok yükseliyor. İşte kapıyı çarpıp gidenler oluyor. Mesela biz bunlar çok normal şeyler. Ancak işte biz o yoldaşlıkta ortak paydaya doğru çifti yönlendirmeye başladığımızda zaten anlıyorlar. Bir ee, zeka ile alakalı bir problem de yoksa pardon. Birbirle kavga eden çiftler aslında Emre hocamızın yanına gittiğinde dışarıdan kendilerini seyrediyorlar Kesinlikle. değil mi hocam? Yani aynı e, öyle baktıklarında bu sefer bir yere yaklaşıyorlar. Yani konu olarak aslında ne kadar saçma bir şey için kavga ediyoruz. Ya da evet bunun nedeni bu ve bunu rahatlıkla beraber çözebiliriz dendiğinde dışarıdan kendimize baktığımızda daha rahat çözebiliyoruz. O yüzden zaten size ihtiyacımız ya, var. Zaten şöyle bir arkadaşın karşısında kavga etmek pek mümkün değildir <laughs> de. E, <bunun gülüyor> yine çok şiddetliyse olan yine başka bir şey aynı daha var. Şimdi. Mesela e, psikolojik terapi, psikoterapi yaklaşımlarında hı hı. hep şununla kıyaslanır işte ailenin e, işte böyle saygı duyulan e, dayısı ya da işte e, çok sevilen işte genç nesilden aklı başında olan evlat falan ya gidin o size zaten yol yardımcı olur. Ay, çok... Ne alaka niye psikoloğa gideceksin? buradaki bir fark var. Bunu biz sizden dinleyebiliriz. Hiç yani, önerilmeyen yani. umarım yani Z yapılmasın, karışılmasın durum. Kesinlikle son zamanlarda şu tabu e, yıkılmaya başladı. Biz bundan çok mutluyuz. Ben deli miyim psikoloğa gideceğim? Herkes duyardık. Ben deli miyim? Bir kere deliler psikoloğa gelmiyor. <laughs> yani böyle bir gerçek var. Şimdi senin aile büyüğü olarak dayı olarak adlandırdığınız o evet hayat tecrübesi var. Ancak Bilim olarak, bilimsel bir süreç olarak, psikoterapi olarak bizim yapabildiğimiz ekollere sahip değil. Bunları bilmiyor ya da objektif olarak davranamıyor. Bir duygu barındırıyor. Biz psikoterapide objektif durmak zorundayız. Yeri geliyor gerçekten duygusuzsunuz diyorlar. Aslında duygusuz değiliz. Objektif olduğumuz için size öyle geliyor. Karşı tarafı beslemiyoruz. İstediğini vermiyoruz. Çünkü aynı oluyoruz ona. İstediğini verdiğimizde o dayıdan bir farkımız olmayacak. Tabii o teyzeden bir farkımız olmayacak. İşte O dayıdır, teyzedir, haladır artık danışılan kişi kimse onun bildiği kendi yaşam ölçtüğünde evet. çevresinden gördüğü, kendi yaşadıkları vesaireden edindiği tecrübe. Ama akademik bilgi öyle mi? Yani Değil, bilim bilim. bilim, bilim. Krize olan, krize yazılmış kaynaklardan okumuş, öğrenmiş onu kendi dünyasında harmanlamış, yaşadığı topluma uyarlamış bir insandan bahsediyoruz psikolog dediğimizde. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu psikologların bir ...konuşma, sosyal ortamdaki konuşma tonları bir de terapi tonları var. Evet. Farklı farklı konuşuyor insanlar. Nasıl sesleniyor. oluyor hocam bilmiyorum Onu ben çok duyuyorum. <laughs> evet. Nedir bu? Yani niye? Bunu size okulda mı öğretiyorlar? Aslında okulda öğretmiyorlar. Herhalde çok fazla insanla hayatlarına girdiğimiz için... ...müdahale ettiğimiz için bizde bıraktıkları etkilerden kaynaklı herhalde. Bunu çok duydum, çok da düşündüm. Bende de değişiklik oluyormuş... Siz de herhalde anlıyorsunuzdur hmm, dışarıda tamam. biraz farklı oluyor <laughs> <laughs> ama e, işte terapilerde çok farklı oluyor hocam. Peki toparlamak gerekirse uh -huh. nasıl sonuç veriyor? Ya yani Geldi ilişkisi bozuk insanlar size ulaştı uh -huh. bir şekilde görüştünüz terapiye başladınız başlamadınız uh -huh. ve sonuçta bu ele aldığınız insanlarda ne gibi sonuçlar ulaşıyorsunuz? Hocam e, %85-90 oranında aslında başarılı oluyoruz. Başarısız olduğumuz noktalar tabii ki de oluyor. Ancak dediğim gibi çiftlerin ilkte isteklerine bağlı. Kendileri kabul etmeleri lazım. Biz bir sürece girdik. Evet biz profesyonel bir destek alıyoruz. Ve bu yolda sabır istiyor. Sabredeceğiz ve beraber bir yol alacağız dedikten sonra biz devreye gireceğiz. Bunu tadında bırakalım mı hocam Bunu tadında bırakalım. Daha sonraki yayınlarımızda bu konuyla alakalı konuşmaya devam edelim. Ne dersiniz? Çok güzel Sizi olur. de daha sık görmüş oluruz. Çok, çok güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Zahmet dağıttım. ettiniz, bizi bilgilerinizle donattınız. Teşekkürler. Şimdi hocam biraz sizinle konuşmak istiyorum. Bugün medikal estetik anlamında neler yapıyoruz, neler ediyoruz, nereye geldik, ne tip uygulamalarımız var. Ee, daha sonra Zübeyde Dal yani güzellik ve eğitim koçu bizimle birlikte olacak. Ama onun, ona geçmeden önce sizinle kısa bir süre konuşmak istiyorum. Bugün aslında biraz medikal estetikten şöyle biraz daha konuyu e, geliştirmek istediğim bambaşka bir alana girmek istiyorum ee, Mikrografler, rejeneratif tedaviler vesaireyle önce işin estetik tarafını sonra da sağlık tarafını bunların nasıl konuşulduğunu kullanıldığını konuşalım mı? Tabii ki. Tadında sohbet izleyicileri. Sinan Hocamızla devam ediyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Evet Özlem Hanım sıra bana geldi. Sıra geldi hocam. <laughs> hey Hadi bakalım. Bugün bize saç, yüz, genel, gençleşme güzellik anlamında neler anlatacaksınız hocam? Çok fazla şeyden bahsetmek <laughs> istiyorum. Çünkü e, hani baktığınızda işte medikal estetik uygulamaları son dönemde özellikle sosyal medyadaki yansımalarıyla vesaire hemen hemen herkesin fikir sahibi olduğu ancak onu mu yaptırsak bununla mı ilgilensek bu mu bana iyi gelir şunu mu denesem vesaire denen bir çorbadan bahsediyoruz. Ama ve lakin bu uygulamaların hepsinde e, cildimizin bedenimizin içinde bulunan e, bizim... Ben işte o hücrenin sonuna blast ekini eklediğimiz atıyorum bağ dokuysa fibroblast, işte kas dokusuysa mioblast yani, olarak adını verdiğimiz onarıcı hücrelere hitap ediyoruz. Temelde yapmaya çalıştığımız şey bu onarıcı hücreleri bir şekilde uyararak, besleyerek, onları sürekli orada aktif tutacak ya da işte daha iyi işlemler yapmalarını sağlayacak bir takım destekler vermekte ve bunun ulaştığı son noktada. Zaten sizin vücudunuzda var olan, rezervde tutulan ve aslında ee, Allah tarafından orayı onarmak üzere konmuş hücreleri kullanabilme yetisi. Bugünkü teknoloji buna izin veriyor. O Kendi zaman biraz bugün Aa. saç dökülmesiyle alakalı mikrograft yönteminden bahsedelim. Pekala sevdiğiniz yöntemlerden en sevdiklerimden uygularken bir tanesi. de çok keyifle uyguladığınız yöntemlerden bir tanesi. Ya şöyle e, tabii ki öyle çünkü e, hani mesela saç tedavilerine geldiğinizde ne var elimizde? İşte PRP yine rejeneratif bir tedavidir. İşte insan kanından elde edilir. İşte o bölgeye büyüme hormonları verilir ve işte o saç dokusunun içindeki hücrelerin onarılmasını sağlar. Sağ e, ya da işte mezoterapilerle vitamin mineral desteği sağlayarak buradaki dokunun beslenmesini ve tekrardan o beslenme tarafından canlanmasını sağlarız. Ancak bunlar biraz zahmetli uygulamalar. Çünkü baktığınızda böyle bir tedaviyi başladıktan sonra 3-4 ay boyunca azimle devam etmeniz gerekiyor. 10 günde bir, 15 günde bir yapılacak olan tedavilerle bir takım destekler vermemiz gerekiyor. Ve bu kabaca insanları 3-4 ay oyalayan, hele ki çalışan insanın, böyle kolay kolay tahammül etmek istemediği uzun süren seanslara bağlıdır. Bunun yerine mikrograft yönteminde ise hiç dışarıdan herhangi bir şey almadan, yani işin içine neredeyse serum fizyolojik bile eklemeden, yani bazen işte PRP ile yani yine kendi kanınızdan Kendim. elde edilen bir sıvıyla karıştırarak, kendi dokunuzdan elde edilmiş onarıcı hücreleri saçlı deriye, yani saçın döküldüğü yere enjeksiyonu yapmak. O zaman şey diyebiliyor muyuz mikrograft yöntemiyle kelliğe çözüm olur mu ya da seyrekleşme çözüm olur mu? Yani nasıldır bunun hani tıbbi olarak anlatımı? Şöyle ee, kelli şöyle, çok iddialı olmuş olabilir ama hani, yani hani tamamen kafada bakmayın. hiç saç kalmamış evet. ya da tepe tamamen açılmış bir kelliğe çözüm olur mu? Yani öyle bir seansla onu halledecek Olmaz. bir yöntemden bahsetmiyoruz. Onlar için artık daha işte saç ekimleri vesaire gibi uygulamalar var. sevgili izleyicilerimiz ama. için de soruyorum tabii ki bunu. Yani hani tabii. bu mikrograft yöntemi yapıldı, hani saç ektirmem gerekmiyor gibi değil. Hani burada hekim olarak anlatmanız için soruyorum bunu. Bunu zaten yani hastayla olan görüşmede detaylı Hı -hı. olarak konuşuyoruz ama bu mikrograft yöntemlerini şöyle tanımlıyoruz daha çok. Bizim bir takım skalalarımız var. Saç dökülmesiyle alakalı. İşte kadınlar için Ludwig skalası, erkekler için Hamilton skalası diye. bunların arasında artık son döneme gelmiş yani erkek için baktığınızda işte hani kafanın üst kısmında hiç saç kalmamış, pırıl pırıl saçsız deri görünüyorsa evet. burada mikrografti kullanmanın bir manası yok. Zaten o hastaların büyük çoğunluğunda saç ekimi, saç transplantasyonu da çok bir işe yarıyor. Ama dökülmenin erken evrelerinde yani şöyle şakaklar açılmış işte tepe hafifçe açılmaya başlamış ya da saçım cansızlaştı. Elimi her attığımda elime saç geliyor denen yöntemlerde çok güzel işe yarıyor. Temelde öncelikle bu dökülmeyi durduran bir etkisi var. Yaklaşık injeksiyondan 15-20 gün sonra o elinize attığınızda elinize bol bol gelen saçların artık gelmediğini görmeye başlıyorsunuz. E, devamında ise var olan zayıflamış seyrelmiş saçların hem kalınlaştığını, dolgunlaştığını hem de çoğaldığını görmeye başlıyorsunuz. Var olanlar kalınlaşıyor. İşte yine e, uykuda olan e, folikül hücresi dediğimiz hücreler yavaş yavaş Canlı yeni saçlar mi? çıkarmaya başlıyor. Yine var olan kökleri yanından kardeş saç dediğimiz bazı saçların çıktığını görebiliyorsunuz gibi. Ve görsel olarak da bakıldığında artık o saçların dökülmüş, zayıflamış olduğu yerlerde ciddi ciddi saçlanmanın başladığını görüyorsunuz. Bu ne zaman oluyor? Kabaca gözle görülür işte bu saçlar yeniden çıktı dediğim şey 3. ayın sonunda bize kendini göstermeye başlıyor. Kısımda kısım bir süre aslında ama. hocam. Ya aslında güzel evet. yani baktığında diğer mezoterapi PRP uygulamalarını yaptığında da 3-4 ay uğraşılmaktasından ve sürekli bir git gelden bahsediyoruz. Bunun yerine tek bir enjeksiyon ve 3 ay sonra bir kontrol edelim diyoruz. Aslına bakarsanız 3 ay sonra da bu gelişme işte dokunun iyileşmesi tamamen sonlanmıyor. Yani kabaca 6 ay boyunca o içeriye enjekte ettiğimiz blastların aktivitesi devam ediyor. Sadece blastlar değil destek dokudaki hücrelerde hem o bölgedeki dolaşımı destekliyor. Hem var olan e, bağ doku hücrelerinin onarılmasını ve daha iyi fonksiyon göstermesini sağlıyor. Ve bu süreç 6 ay boyunca devam ediyor. Ama biz hekimler olarak ne yapıyoruz? 3 i̇şte ay sonra bir gelin bir göreyim de e, bize bir fikir verecek sonuçta. E, nihayetinde baktığınızda oraya enjekte ettiğimiz hücreler canlı birer varlık ve sizin yaşam koşullarınızdan etkileniyor. Ne kadar uyku uyuduğunuz, ne kadar su içtiğiniz, nelerle beslendiğiniz, içinde bulunduğunuz stres koşulları, içtiğiniz sigara miktarı gibi olumlu olumsuz tüm faktörler bunu etkiliyor. 3 ay sonra bir bakalım da tekrar bir seansa ihtiyacımız var mı yok muya karar verelim diyoruz. Böylece eğer ki hani böyle tam bir kellik haline ulaşmamışsa insan, işte yaşamın erken yılları diyebileceğimiz 25-30'lu yaşlarda başlayan saç dökülmelerinden muzdarip bundan kaynaklanan gelecekte kel kalma korkusu ya da endişesi ya da rahatsızlığı taşıyorsa harika bir yöntem olarak değerlendirebilir. Çünkü tek bir enjeksiyonda hemen hemen bu problemlerin tamamını bir çözüm yolu önerebiliyoruz. Saça hallettik. Gelelim diğer konulara. Biraz da yüz gençleştirmeden bahsedelim mi? Şimdi Orada yepyeni uygulamalar var. Evet. Ee, yeni nesil mezenkimal hücrelerle evet. e, yüz gençleştirme. onarmak. Ben doku onarımı diyorum. Yani Hı -hı. siz bunu yüz gençleştirme olarak ele alabilirsiniz ama vücudun her yerinde bir onarım sağlayarak her yerin gençleştirme. Yani Doğru söylüyorsunuz. Yaşlanma dediğimiz onarımı. şey aslında zaman içerisinde işte yer çekimi, yanlış yaşam alışkanlıkları vesaire sonucu. Ee, içinde yaşadığımız bedeni bozmamızdan kaynaklanan bir sonuç olduğu için dokuyu onardığımızda zaten gençleşmeye başlıyoruz. Doğru Benim için konu böyle. Ee, Mezenkimal hücrelerle bu işi yapmanın güzel tarafı şu. Mezenkimal hücreler çok becerikli hücreler. Evet. Yani mesela az önce mikrografilerden bahsederken işte sadece saçlı deriyi onarmaktan bahsettim mesela. Ya da aynı yöntemi sadece derinin üst tabakalarını onarmak için kullanabiliriz. Çünkü aldığımız hücre örneği Sadece bir tek dokuya farklılaşabilen ya da o dokuyu onarabilen hücreler. Mezenkimal hücrelerde bu iş biraz daha farklı ee, yapısal olarak zaten e, hani Tanrı'nın bize verdiği bir rezerv olarak düşünebiliyoruz kemik iliğinde ve yağ dokunun içinde bulunuyor. Kas hücrelerini onarabiliyor, kemik hücrelerini onarabiliyor, yağ hücrelerini, deri hücrelerini yani aklınıza gelebilecek dışarıdan baktığınızda gördüğünüz ve dışarıdan baktığında görünen dokuyu destekleyen tüm dokuları onarma kapasitesine sahip bir hücre yapısından hücre yapısı. bahsediyoruz. Ee, neden yeni? Şimdi yok muydu, bilmiyor muyduk bunun varlığını? Vardı. Yani bu bugün keşfedilen bir şey değil. Yani SVF dediğimiz bu hücre fraksiyonu, dediğim gibi kemik iliğinin içerisinde ve yağların, yağların içerisinde, içerisinde var. var. Ama bunları elde edebilmek için ya kemik iliğini aspire etmek ya da işte liposakşınla yağ alınması gibi işte ameliyathane gerektiren... Ee, ve hatta bunları elde ettikten sonra bunun içindeki o SVF dediğimiz mezenkimal hücrelerin bulunduğu dokuyu ayrıştırmak için kocaman kocaman laboratuvarlar işte GMP laboratuvarları gibi e, laboratuvarlara gidilmesi gereken bir süreçten bahsediyorduk. Dolayısıyla hem zor hem çok maliyetli. İşte baktığınızda anestezi gerektiren, anestezi ya ardından takip de gerektiren değil falan uygulamalar. Bugün gelinen noktada ise teknolojinin gelişimiyle bunu baya e, klinik, klinik ortamında, ortamında muayene halinde Yani Tabii ki bir doktorun yönetiminde uygun hijyen koşullarında tabii yapılması ki. gerekirken işte, lokal anesteziyle ufak bir parça alıp e, vücudunuzdan ve yaklaşık yarım saat, 5 dakika gibi bir sürede bu mezenkimal kök hücreleri elde edebileceğimiz bir teknolojiye ulaştık. E, bu bana ne sağlıyor? Şimdi yüz gençleştirme dediğinizde ya, yüzün yaşlanmasından da biraz bahsetmek lazım. Yani yaşlanma süreci sadece dışarıdan baktığımızda ciltte var olan bir sorun değil ki. Cildin altındaki yağ pedleri de inceliyor, bağ doku da zayıflıyor, kas hücreleri de zayıflıyor, cilde destek olan bağ doku zayıflıyor. Kemikler bile işte yer çekiminden ya da osteoporozdan nasibini alıp küçülebiliyor, incelebiliyor, incelebiliyor, incelebiliyor ve dolayısıyla dışarıdan gördüğümüz dokuya verdiği temel iskelet desteğini yitiriyoruz. E bunları onarabilecek böyle bir unsur var ki elimizde. Örneğin yüz gençleştirme işlemlerinde uygulama tabii kendine has bir tekniği vardır bu tip uygulamaların ama e, kemik seviyesinden başlayarak yani cilde dışarıdan baktığınızda ulaşabileceğimiz en derin seviyeden başlayarak katman katman işte kasları, yağları, cildi, cilt altı bağ dokusunu, yağ dokusunu hepsini onarabileceğimiz bir enstrüman elde edebiliyoruz. Bak bir kere yapıldığında bütün dokulara... Aynen öyle. Geçiyor yani, yani tek seferde farklı farklı hı hı. doku seviyelerine enjeksiyon yapılarak. Burada da mezoterapi tekniğini kullanıyoruz hı hı. zaten. Ve e, bu katmanların hepsini onarabilecek mezenkimal hücreleri ortama ulaştırdıktan sonra... ...kişinin yapması gereken tek edebi var. Sağlıklı yaşamak. Yani uykunuza dikkat edin, içtiğiniz su miktarına dikkat edin, sağlıklı beslenin... ...ve günlük hareketinizi aksatmayın ki bu içeriye enjekte ettiğimiz hücreler... Oradaki onarım gücünü maksimum kapasitede kullanabilsin diyoruz. Ne kadar sürede etkili olduğunu hep merak ediyor insan. Ee, tek seansta her şey biter mi? İşte kalıcılığı ne kadar vesaire gibi sorular hep gelir. Ee, kalıcılık işte az önce konuştuğumuz gibi aslında sizin yaşam şartlarınız. Yani kaliteli yaşayan bir insan, işte çok sağlıklı bir ortamda yaşıyorsa zor yaşlanır zaten. Yani i̇şten bir kere yapıldığında aslında yeteri kadar Aynen etkileniyor. Doku restore oluyor. Doku, Evet restore Önce oluyor siz ve etkileniyor. Bunu var. nasıl yaşlandıracaksınız? Hı hı. Kendinize Sonrasında nasıl bakacaksınız? Iyi bakarsak, baktıktan sonra da bu süreç uzuyor. Aynen öyle. Ama işte e, sürekli bir egzoz dumanının var olduğu bir yerde yaşıyorum. Yediğim yemekler hep paketlenmiş gıda. İşte su içmiyorum. Sürekli içeride, yani gün değiştiğim su bir bardağa geçmez. E, i̇ki pakette sigara içiyorum. Yani hani <laughs> ne yapsın onarılmış doku? Hani Size o... sık sık gelinmesi gerekiyor. Yani bu uygulamaları ee, yapılan, yapan doktorlara sık sık Elimizden geleni tabii ki yaparız ama bu da bir şey değil ki. Yani hani evet. sen öyle yaşa ben sürekli onarırım. Bu da doğru bir yaklaşım değil bana sorarsanız. Ancak başta söylemeye çalıştığım başka bir şey var. Bu hücrelerle biz sadece yüz gençleştirmekle de kısıtlı da kaldık. Onu sormak istiyorum hocam. Dünyada e, bambaşka tedavi modelleri geliştirilmeye başladı. Yani e, nörolojik hani çok erken bir şey belki ama en son katıldığım bir kongrede işte e, omurilikte var olan hasarlar, tümörler gibi dokuların bu hücrelerin kullanılarak onarılması Olabilir. gibi çalışmalar var. Henüz çok deneysel, e, daha hala böyle konvansiyonel yani her hastanede uygulanabilir hale gelmedi ama işler oraya doğru gidiyor. gidiyor. E biz bunu şimdi sadece yüz gençleştirme için mi kullanalım Allah ben aşkına. Ben araştırdım tabii ki biraz. Mezankimal hücrelerin nerelerde neler yaptığını aslında dokuya. Onu da sormak Hadi biraz ediyorum. da sizden Sizde. duyalım o zaman. Ben, haddime düşmez hocam. <laughs> Sadece şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani mezankimal hücrelerle e, cinsel e, problemlerin tedavisinin de yapılması söz konusu mudur? E, bu tip araştırmaları okudum. Bir de hani sevgili izleyicilerimize sizden dinlemek isterim. Size de sormak isterim bunu. Sizin ağzınızdan da bir duyalım isterim. E, tabii ki mümkün. E, çünkü dediğim gibi hani tek bir dokuya hitap eden bir şey değil. Aslında Bölgesel olarak bir sistemi oluşturan dokuların hemen hemen tamamını onarmaya yeteneği olan hücrelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla genital bölgede mesela e, kadınların menopoz sonrası yaşadığı bir takım problemler var. E, i̇şte kuruluk problemi gibi, işte e, bölgesel olarak biçimsel değişikliklerin yaşanması gibi bunlara bağlı olarak cinsel birleşmede yaşanan yaştan bağımsız aslında genç ya sadece yani. menopoz sonrası değil ama menopoz öncesi dönemlerde de işte ağrılı cinsel birleşmeye ya da cinsel birleşmeden haz alamama, zorlanma gibi problemlerin hemen hemen hepsinde eğer organik bir problem tespit edildiyse bu hücrelerle bir onarım ve tedavi mekanizması mümkün. bunlarla beraber özellikle çok doğum yapmış hanımlarda sıkça görülen idrar kaçırma problemleri olabiliyor. Çünkü oradaki doku artık gevşemiş olduğu için idrarı tutan mekanizma bozuluyor. Bunları onarmak üzere de yine bu yapılacak mezenkimal hücre enjeksiyonları dokuyu bölgesel olarak onardığı için büyük faydalar sağlıyor. İşte i̇drar kaçırma deyince sadece hanımlar değil erkeklerde de buna benzer problemler var. Baktığınızda işte erkek yaşlandıkça da yaşadığı problemlerden en büyüğü mesela prostat büyümesi ya da Allah korusun prostat kanseri. Şimdi bunun cerrahisi tabii ki yapılıyor ardından kemoterapi radyoterapi terapi süreçleri var ama bu cerrahiyi geçirdikten sonra da e, bu hastalarda işte yine idrar kaçırma problemi, ereksiyon bozuklukları, artık e, hani cinsel birleşmeyi sağlayamama gibi bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu empataz gibi problemleri de yine mezenkimal hücre enjeksiyonlarıyla onarmak mümkün. Zaten bununla ilgili de dünyalar kadar e, klinik çalışma var. Hani baktığınızda bakıyorsunuz evet gerçekten işe yarayan yöntemler. Ee, sadece genital bölge değil aslına bakarsanız vücudun her yerinde. Yani ee, diyelim ki geçirilmiş bir ameliyat izi var. Örneğin ee, benim takip ettiğim bir hastam vardı. Bebeklik çağında geçirdiği bir ameliyattan dolayı bir de kız çocuğu ee, karnında büyükçe bir ameliyat yarası izi ee, ne tedavi etmek gerekiyordu. Küçültülmesi talebi vardı. Mezar kemal hücrelerle bunları da sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda işte daha kozmetik işte çatlaklar, selülitler gibi istenmeyen görüntülerin toparlanması durumu da söz konusu olabiliyor. Hocam harika bilgiler verdiniz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Nefis bilgiler verdiniz. E, hocamıza çok teşekkür ediyorum ve onu yanıma alıyorum. Şimdi konuğumuz Zübeyde Hanım'ı mı? Zübeyde Hanım'ı davet edeceğiz yanımıza. Sizi yanıma alayım. Biraz da burada sohbet edelim. Ondan sonra Zübeyde Hanım da bizimle masamızda olsun. Tamamdır. Zübeyde Hanım hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, Sağ olun. İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sizi burada hoş gördüğünüz oldum. için çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, ben bir akademisyen, de. hem bir güzellik koçu olarak masamızda bize anlatacaklarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim, için. teşekkür ederim. Geçen sefer konuk olduğumuzda başladığımız bir konumuz vardı. E, güzellik uzmanlığı ile alakalı eğitimler veren bir akademiniz var. Ve e, sertifikalı güzellik uzmanları yetiştiriyorsunuz. Bence çok değerli bir şey. Çünkü eğitim almamış insanların e, olmadık yerlerde yaptığı işlemlerden dolayı birçok insan hasar görüyor. Ve e, bazen bu hasarları ancak büyük büyük hastanelerde e, onarmak zorunda kalabileceğimiz kadar evet. büyük boyutlarda görebiliyoruz. Peki evet. e, bu eğitimle alakalı bir sertifikasyon süreci var. Hı hı. Hani Devletimizin kontrolü altında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolü altında. Hı hı. Bu sertifika süreci nedir, nasıl ilerler? Bize biraz bahseder misiniz? ve geçerliliği de değil mi hocam ek olarak tabii ki? Yeter. Evet, tabii. Biraz böyle uzun oluyor. Onun için tam bitirmemi sizden rica edeceğim müsaade çünkü geçenki programda da biraz kısa kestiğimde bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Aslında şöyle bir şey, Milli Eğitim'e bağlı. Yani birçok akademi var. Akademinin bir, bir her akademi Milli Eğitim'e bağlı değil. Milli Eğitim'e bağlı e, akademilerde verilen sertifikaların geçerliliği söz konusu. Evet, bir yerlerde çalışmak için bir güzellik merkezinde çalışmak için kişinin kendi vermiş olduğu sertifika okey eğitim aldığını gösterir. Ama Milli Eğitim'e bağlı aldıkları sertifika uluslararası geçerliliğe sahip. iş yeri açma, daha ciddi bir eğitim sürecinden geçtiğini gösterir burada. Bu bir de diğer taraftan zaten bu işin bir Denetim mekanizması altında olduğu, bir takım Tabii. standartlara dair e, konumlandırıldığına dair de bir gösterge, doğru evet, değil mi? Evet. Şimdi öncelikle eğitime katılmak zorundalar. Yani 826 saatlik bir güzellik uzmanlığı eğitiminin biz önce e, TC yani eğitim durumu bütün belgelerini alıp milli eğitime giriş yaptırtıyoruz. Giriş yaptırdığı gün itibariyle orada benim belirlediğim saat diyelim ki haftada ben 16 ya da 26 saat bir ders veriyorum. Oradaki ders süreci o şekilde başlıyor. Yani 826 saati doldurmadan milli eğitim gelip de sınav yapmıyor. Benim sürecim bitiyor, eğitimim bitiyor ve eğitimin arkasından... Ben sınavlara tabi, deneme sınavlarına tabi tutuyorum. Sonra eğitimim bitti, saatim bitti. Milli Eğitim Bakanlığından yani ilçenin bakanlığı bana bir sınav tarihi belirliyor. Bu yine benim akademimde ya da birkaç akademim bir araya gelip de bir okulda hem teori sınavları hem de uygulama sınavı oluyor. Teoriden geçtikten sonra ancak kişi uygulamaya geçebiliyor. Buradaki süreç böyle işlerken... Geçen işte bu anlatımdan sonra sorular bayağı bir geliyor ve Gökhan hocama işte müdürümü işte biz gittik 15-20 günde bize sertifika verdiler. Şimdi bir Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumun böyle bir sertifika vermesi mümkün değil. Çünkü saat ve sürede olmadan Baktığınız size böyle bir süreç. Sınav 40 hafta gibi bir şey yani haftalık 20 4 saatten tekabül ediyor. Yani 4 ay süreciyle bitiriyor ve bakanlığı artık saat doldu ve onun bir 1,5 2 ay sonra bana sınav tarihini verebiliyor. Şimdi burada o bu belgeyi aldı, sınavına geçti ve güzellik uzmanı. Gelelim bu işin artık ustalığına. Bir de o var. Bir de o var. Şimdi son geçen bu yıl itibariyle Ocak itibariyle e, lazerler biliyorsunuz bir takım az önce de hocamın anlattığı gibi işte yanlışlıklar yapılan bunların... Aslında eğitimsiz olan bu sektörde çok fazla var ve bunların yapmış olduğu hatalardan ne yazık ki e, yıllarını vermiş benim gibi bir sürü arkadaş ve eğitim almış ve bu eğitim sürecinde gerçekten emek vermiş, e, para ödemiş insanların da ekmeğine mani olunuyor. Çünkü yasa şey çıkıyor işte e, Özlem Hanım yaktı Sinan Bey yakmasa da yasak yani lazer yasaklanıyor ve bütün... Türkiye genelinde lazerler yasaklanıyor. Ya da bir takım cilt bakımları bir takım e, şey, yani o kadar çok şey elimizden alındı ki şu anda bir klasik cilt bakımıyla bir g kalındı. Şimdi buradaki süreçte yanlış olan şey eğitimsiz kullananların hatalarını ne yazık ki e, diğerlerinin de bedelini ödemesi gibi. Hocam izninizle süremiz çok çok uzun olmadığı için hani Zübeyde Hanım'dan böyle öz... Tatlı tatlı hepsini dinleyelim istiyorum evet. o yüzden ne kadar Siz sorumuz var diye soralım. Neden? Çünkü tamam. sonrasında hani bizim tamam. de biliyorsunuz canlı yayın ve hani bir süremiz tamam. var. O süre içerisinde hepsini konuşmak istiyoruz tamam. sizinle. Sertifikayı şöyle sonlandırayım. Tamam. Epilasyon, epilasyondan MYK belge yani usta olması ve MYK belgesini aldıktan sonra da kişiler ustalık müracaat ediyor. Hı -hı. O da yine resmi bakanlığa bağlı ustalık belgesini aldıktan sonra salon açabilir, çalışabilir. Hı -hı. E, i̇stediği uluslararası yani bunu yurt dışında da denklik alıyor aynı zamanda. Buradan sevgili izleyicilerimiz, yani bu. biz konuklarımızı alıyoruz, süremiz kısıtlı ama siz YouTube kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz, daha sonra araştırabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet. Bütün detayları ne? verebiliyoruz zaten. Burada süremiz Hı -hı. el verdiği evet, kadar evet, konuşabiliyoruz Evet, tabii. Orada maalesef. Orada da neden hocam bunu anlatmadın, neden evet, böyle maalesef. oldu diye sorular yöneliyor. Peki Zübeyde Dal'ın e, amaçları, hedefleri nedir e, konularla ilgili? Hımm. Aslında iki amacım var. Bir tanesi e, gerçekten bu mesleğin ben 98 mezunuyum. Bu mesleğin e, hak ettiği yere gelmesine. Yani yurt dışındaki mesleğin kalitesini e, işte oradaki aldığı e, övgüyü buradaki e, meslektaşlarımın da benim de yıllarını vermiş arkadaşlar için elimden geldiği kadar ve öğrencilerime bu sözü veriyorum. Bu mesleğin hak ettiği yere gelmesi için. E, elimden gelen her şeye varım e, ve e, yapmaya çalışacağım. E, bir tanesi de şubeleşmek yani yurt içinde ve yurt dışında şu anda araştırmalarımızı yapıyoruz, e, markalaşmak e, gibi e, hedefleri, hedefleri bu mesleğin e, biraz daha farklı sağlık sağlık yönünün daha çok fazla e, ciddiye alınmasını baş karakterimiz sağlık. Evet, evet, evet. Sonrasında diğer her şey değil mi hocam? Tabii. Kesinlikle. Güzelliğin önü önce, sağlık. Önce, önce sağlık. sağlık, önce sağlık. Sağlık önce olmazsa olmaz şey. dediğiniz şeyler nelerdir? olmazsa olmaz dediğim şey aslında e, insana dokunan her şeyin bence önce şöyle bir şey vardır. Hani önce çuvalınızı kendinize batırın sonra işte karşı tarafa. Ben kendime uygulamadığım, merkezimde de 15-16 yıldır merkez işletiyorum. Ve kendime yapmadığım hiçbir şeyi merkezime sokmadım. Hocalarımda dahi işlemlerinde tavsiyede bulunmadım. Ee, benim olmazsa olmazlarım kişinin aslında var olan güzelliğine sadece güzellik katmak, değiştirmek değil. Ya da e, bir şeylere havada vaat etmek değil. 10 yaş gençleştiriyoruz sizi deyip de alıp da 50'yi e, 40'a çekmek değil. E, bir tanesi de e, sağlık hijyen. Hijyen ve konsültasyon kişinin geçmişi ve burada bu meslekte bence arkadaşlar psikolojik eğitim de almalılar. Ve ben alıyorum yani bu eğitimi de alıyorum. Dolayısıyla danışmanlık yapıyoruz biz ve her anlamda. Atla, tatlı tatlı böleyim mi size Bir reklama olur. gidip gelelim Tabii sonrasında de. devam edelim mi? Tamam olur, olur. Reklamları izledikten sonra masamızdayız. Peki güzellik uzmanı ve koçu Zübeyde Dalla tekrardan beraberiz. Zübeyde Hanım, bu güzellik merkezlerinde bir şeyler bir yasaklanıyor, bir serbest bırakılıyor... ...ama daha çok yasaklanma yolunda bir takım kısıtlamalar geliyor. Nedir sizce bunun sebebi? Neden böyle şey? Aslında az önce de bahsettim, tamamen eğitimsizlik. Yani eğitimsiz bu işin fina sadece finans yönünü sağlayıp, açıp kontrolsüz çalışmalar... ...eğitim almadan bir takım işte lazerler ya da diğer işlemleri yapmak... Dolayısıyla burada kişiye zarar veriyor. Zarar verilince şikayetler başlıyor. Şikayetler de hocalarımız tarafından denetlendiğinde, bakıldığında ne yapalım ne yapalım? yasaklayalım. Aslında denetimde böyle, çözüm, böyle bulunuyor? çözüm bulunuyor. Halbuki çözüm bu değil. Denetim yapılmalı. İşte bizim de bir odamız var. Bu odanın denetim yapması ya da eğitimsizlere eğitim verilmesi gerekiyor ve kişilerin öz, az önce bahsettiğim sertifikalarının mutlaka ve mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Olmalılar ki burada birçok sahte sertifika da elimize geçti. Bize müracaat edenler de yani orada Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor. Gönderiyoruz işte ustalık belgesi isteyecek, MYK'ya girecek. Belge sahte çıkıyor. Kurum kendi adına yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil ama kurum bir eğitim veriyor. Orada sertifika öyleymiş gibi. Kişi de bunu 10 yıl sonra kullanmak istiyor. Çünkü hemen alıp kullanamıyor. Geldiğinde de böyle bir şey oluyor. yayınımızın bitmesine, Süremizin de olmasına 45 saniyemiz kaldı. Zübeyde Hanım'dan bunu bu e, yaptığı eğitmenliği, koçluğu ve akademisyenliği ile alakalı son bir cümle alalım mı? Meslektaşlarınıza neler önerirsiniz? Bence en önemli Bence en önemli soru zaten Bunca bu. Ee, Meslek... Çok uzun yıllardır meslektesiniz. Evet, meslektaşlarıma lütfen kendilerini eğitsinler. Bütün sadece ben öğrencilerime de benim akademimdeki eğitimle bitmiyor. Tamamen fuarlar, seminerler bir şekilde kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Aslında çok önemli bir soru vardı. Ee, bu talepler de oluşuyor. Ben bir sosyal sorumluluk projesi başlattım ve girişimci kadınlarımıza destek e, e için ücret ödemeyen, durumu iyi olmayan ve bu mesleği öğrenmek isteyen hanımlara da kapımız açık ücretsiz de eğitim veriyorum. Nefis yani bir yerdeyiz. Zübeyde Hanım aslında insanları da mesleğe kavuşturmak mesleğe istiyor. Mesleğe ve iş sağlıyorum. Yani evet. iş, Bir kadın girişimcilere iş istihdamı sağlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Yine çok Rica güzel, edelim. keyifli güzel bilgileri verdiniz. Çok teşekkür ederiz bizi bilgilerinizi Rica donattığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Özlem Hanım bu haftanın da sonuna geldik, geldik galiba. Evet. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var. Haftaya cumartesi saat 13 ile 14 arası Tadında sohbette. Tadında görüşmek dileğiyle. Herkesi Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları.